gün batımı üçgeni. Science at NASA sunar. Gün batımı, çoğunlukla günün en güzel zamanıdır. Gökyüzü kobalt mavisine dönüşürken, alçaktaki bulutlar kırmızı ve turuncu parıltılar saçar. Yukarıdaki uçsuz bucaksız kubbede ilk yıldızlar belirmeye başlar. Genç gökyüzü gözlemcileri için bulunmaz bir fırsattır bu. Özel bir zaman dilimidir. 26 Mayıs'taki gün batımının ayrı bir özelliği daha olacak. O gün, batıdaki gökyüzünün sönen ışıltısı, 3 parlak gezegenin kavuşumuyla delinecek. Venüs, Jüpiter ve Merkür sadece 3 derece genişliğinde bir üçgen oluşturacak. Üçlü gezegen kavuşumları çok nadir gerçekleşir. Bir önceki, 2011 Mayıs'ında olmuştu. Bir sonraki ise Ekim 2015'ten önce gerçekleşmeyecek. Bu seferki kavuşum ayrıca güzel, çünkü en parlak 3 gezegen gecenin karanlığında kavuşacak. İlki Venüs, ikincisi Jüpiter, üçüncüsü ise Merkür. Üçgen, ışık kirliliğinin yoğun olduğu kent merkezlerinden bile görülebilecek. Görebilmek için en uygun zaman, gün batımından 30 ila 60 dakika sonrası. 3 gezegen ufku süpürüyor olacağından, batıda kalan gökyüzünün açık olması şart. Kılavuzunuz Venüs olsun. Venüs, alacakaranlıkta diğer 2 gezegenden çok daha önce belirir. Venüs'ü bulur bulmaz, dürbünle o tarafa doğru bakın. Dürbününüz standart bir dürbünse, 3 gezegen de vizöre sığacaktır. Alacakaranlık yerini karanlığa bırakırken, siz de dürbünü bırakın. Hava yeterince karardığında, üçgen çıplak gözle bile görülebilir hale gelecek. Ama gösteriyi izlemek için 26 Mayıs'ı beklemek zorunda değilsiniz. Gezegenler birbirlerine yaklaşmaya haftalar öncesinde başlar. Şunlar özel tarihler. 11-13 Mayıs tarihleri arasında hilal şeklindeki Ay, Venüs ve Jüpiter, Güneş'in battığı noktadan başlayan uzun, çapraz bir doğru halinde sıralanacak. 23 Mayıs'ta Jüpiter ve Venüs birbirine 5 dereceden küçük bir açı oluşturacak kadar yaklaşacak. Dürbünle ikisini bir arada görebilmenize yetecek kadar yakın olacaklar yani. 24 Mayıs'ta Merkür Venüs'ü 2 dereceden az bir farkla geçecek. Böylece 2 gün sonra 26 Mayıs'ta en yüksek yoğunluğa ulaşacak olan üçgenin şekli belirmeye başlayacak. Üçgen 27 Mayıs'ta dağılmaya başlayacak. Ama o zaman bile gösteri bitmiş olmayacak. 28 Mayıs'ta Venüs, Jüpiter'i 1 derece farkla geçecek. Böylece gerçekten görülmeye değer bir ikili oluşturacaklar. Çıplak gözle görülebilen bu 3 gezegen, 23 Mayıs'tan Haziran'ın başına kadar sıradan bir dürbünün vizörüne sığacak kadar yakın olacak. 26 Mayıs çok özel gecelerden sadece biri. Dışarı çıkın, batıya dönün ve gezegenleri gözlemleyin. Bu, günü sonlandırmanın muhteşem bir yolu. Gece vakti belirecek diğer parlak şeylerden haberdar olmak isterseniz, science.nasa.gov adresini takip edin. Gece vakti belirecek diğer parlak şeylerden haberdar olmak isterseniz, science.nasa.gov adresini takip edin.